Herkese yepyeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün size geçenlerde bahsettiğim alışveriş videomu paylaşıyor olacağım. Son zamanlarda bir sürü yeni ürün çıktı ve ben de birçoğunu sizin için alıp incelemek istedim. Alışveriş videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de aynı şekilde çok seviyorum hem çekmesini hem izlemesini. O yüzden lafı hiç uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Önümde şöyle kocaman bir paket var. Elime gelenlerle hemen göstermeye başlayacağım. İlk olarak Physicians Formula'nın yeni bir ürünü çıkmış. Bir primer'ı Butter Blue It isimli. Şöyle ambalajı inanılmaz tatlı duruyor. Şöyle bir internete baktığımda şeyi gördüm. Bunu Elf'in gözenek küçültücü bazıyla kıyaslamışlar. Çok heyecanlıyım. Bilirsiniz yıllar önce size ondan bahsetmiştim. Çok istiyorum ama Türkiye'ye gelmiyor diye. Revolution buna benzer bir ürün çıkarmıştı ama kesinlikle bence aynısı değildi. Bakalım bu öyle olacak mı merak ediyorum. L'Oreal yeni bir saç ürünü çıkarmış bu Dream Long serisinde. 8 saniye Wonder Water isimli mucize bakım suyu diyor. Çok ilginç bir şey. Duştan çıkmadan önce saçınızı şampuanladıktan ve krem yapıyorsanız krem sürdükten sonrasında bunu sürüyorsunuz. Saçınızda 8 saniye bekletip duruluyorsunuz. Bakalım gerçekten çok merak ediyorum. Uzun ve yıpranmış saçlar için diyor. 10 kat daha pürüzsüz, yumuşak ve parlak saçlar. Anında kolay tarama falan diyor. Heyecanlıyım gerçekten. Deneyince sizinle paylaşacağım. Bu arada arkasında şöyle bir şey de diyor. İnce ve orta kalınlıktaki saç telleri için bir doz. Kalın telli ve kıvırcık saçlar için 2-3 doz kullanılması uygundur. Ekstra uzun saçlar için bir doz daha kullanabilirsiniz diyor. NYX bir sürü yeni ürün çıkardı. Bunlardan en merak ettiğim bu glosslar olabilir. This is Milky Gloss isimli. Renkleri inanılmaz tatlı gözüküyor. Ben bunlardan 3 rengini aldım. Bir tanesi Milk It Pink, diğeri Cookies and Milk, diğeri de Moody Peach isimli. Pembesini, turuncusunu ve kahve tonlusunu aldım. Gerçekten çok merak ediyorum bunları. NYX'in yeni bir ürünü daha. Daha doğrusu bu yeni çıkmadı aslında ama Türkiye'ye yeni geldi. Can't Stop Won't Stop serisinden Mattifying Powder, yani matlaştırıcı pudrası. Bunlar renkli pudralar. Ben light medium rengini aldım. Bilirsiniz bir karma yağlı cilt olarak pudralara bayılırım. Umarım bu da güzel olur. Üzerinde çok tatlı bir kalp deseni var bu arada. Bakalım nasıl olacak. NYX'in Bright Maker isimli şöyle bir makyaj bazını aldım. Bu aslında marshmallow bazıyla aynı anda çıkmıştı ama hani aydınlık etki veriyor, benim cildimde uyuşmaz falan diye düşünerek ben almamıştım. Ama şöyle küçük boyunu indirimde görünce almak istedim. Maybelline de yeni bazlar çıkardı. 2 tane hatta baz çıkardı. Ben bunlardan şöyle mavi olanını, Matte & Poreless isimli olanını aldım. Bunun hem matlaştırma etkisi var hem de gözenek küçültme etkisi varmış. Normalden yağlıya dönük ciltler içindi. Bunun diğer seçeneğinde de mor bir ambalajı var onun. O da daha çok aydınlık etki veriyordu diye hatırlıyorum. NYX'in yeni çıkardığı bir baz daha var. Bu da Pore Filler isimli bir bazı. Stick şeklindeymiş. Gerçekten merak ediyorum. Biliyorsunuz ben gözeneklerden inanılmaz muzdaribimdir. O yüzden gözenek bazlarına ayrı bir düşüyorum. Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Boyut olarak aslında biraz ufak, böyle bir ruj boyutunda diyebilirim. Hatta tipi de çok benziyor ruja. Ama etkiliyse tabii ki değerlendirilebilir. Merve Özkaynak ve Sephora'nın işbirliğindeki koleksiyondan far paletini ve yüz paletini sizlerle bir videoda inceledik biliyorsunuz ki. Ben bu koleksiyondan bir ürün daha aldım. O da İstanbul isimli ruju. İnanılmaz güzel bir renk arkadaşlar. Daha henüz dudağımda denemedim. Sadece elimin üstünde denedim. Bu arada müthiş kalıcı, yani ıslak mendille bile çok çok zor çıkıyor. Rengine bayıldım. Böyle tatlı bir gül kurusu tonu. Bunu da sizinle videoda deneyeceğiz. NYX Ultimate serisinden yeni bir far paleti çıkardı. Festival isimli. Renkleri muhteşem görünüyor. Hemen şöyle bir bantını çıkarıp yakından bir göstereyim. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Ve bazılarının üzerinde de palmiye deseni var. Ki ben palmiyelere aşığım resmen. Işıltılı renkler de çok güzel gözüküyor. Özellikle şurada bir renk var. Lilamsı, gül kurusumsu yansımaları var gibi duruyor. Onu çok merak ettim şu an. Maybelline'in yeni çıkardığı rujlardan aldım. Ultimate isimli şöyle bir seri çıkartmış. Bunlar böyle kalem ruj şeklinde. Ben bunlardan 599 mor mav rengini aldım. Şöyle bir rengine bakalım mı? Rengi çok güzel duruyor.
Tam benim sevdiğim tonlarda gibi duruyor. Maybelline de yeni bir kaş ürünü çıkarmış ama aslında bu bundan yaklaşık 5-6 yıl önce vardı diye hatırlıyorum. Eminim siz de hatırlayacaksınız. Tek tarafı kalem uçlu, diğer tarafı da pudra. Şu şekilde. Hatta ben bunu yıllar öncesinde çok seviyordum ve 4-5 tane de bitirmiştim. Umarım bu da onun kadar güzeldir. Dark brown rengini aldım ben. NYX'in yeni olmayan birkaç ürünü daha aldım. Öncelikle HD Finishing Powder isimli şöyle pudrasından aldım. Transparan rengi bu. Bende bunun banana rengi vardı. Küçük boyu ve onu çok beğeniyorum. Bir de transparan olanı denemek istedim. Bundan daha önce kullanıp bitirmiştim. NYX'in Micro Brow Pencil isimli şöyle bir kaş kalemi. İncecik bir ucu var. Hatta L'Oreal'in bu Skinny Definer Brow Artist kaş kalemi var ya, benim bayıldığım. Onun ucuna çok benziyor. Dediğim gibi daha önceden kullanıp bitirmiştim. Tekrar aldım. Bu sefer Ash Brown rengini almışım. NYX'in HD Concealer'ını inanılmaz beğenirim. Ve maalesef bitmek üzere. Bu sefer de dedim ki aynısından almayayım da farklı bir ürün denemiş olalım sizinle birlikte. Can't Stop Won't Stop serisinden yine bu kapatıcısını aldım. 24 saat kalıcı olduğunu söylüyor ve mat bitişliymiş. Ve bir de benim sonunda deneyeceğim NYX'in Control Freak isimli bu kaş jelinden aldım. Yani bunu sanırım denemeyen yoktur, bir ben kalmışımdır diye düşünüyorum. İndirimde görünce de değerlendirmek istedim. Golden Rose yeni bir koleksiyon çıkardı. Miss Beauty isimli. Bu koleksiyondan bayağı bir ürün aldım sizlerle birlikte inceleyelim diye. Öncelikle Colourpop isimli bu far paletini aldım. Çok güzel gözüküyor renkleri. Şöyle yakından da göstereyim. Ya şu yeşilin tonu falan nasıl tatlı öyle. Umarım pigmentasyonu falan da güzeldir. Ambalajı falan da çok şeker olmuş gerçekten. Bu koleksiyonda rengarenk göz kalemleri var. Ben bunlardan iki renk aldım. Bir tanesi mor, bir tanesi de mavi. Onun dışında işte pembesi var, yeşili var. Ya böyle çok tatlı renkler çıkarmışlar. Velvety Kiss Lipstick isimli bir de kalem rujlar çıkarmışlar. Bunlardan 04 Baby Doll rengini aldım. Böyle ambalajında neon gözüktüğüne bakmayın. İçindeki o kadar neon bir renk değil. Stay Matte Lip Color isimli likit mat ruj var bu koleksiyonda. Bunlardan da 03 numara Rosewood rengini aldım. Çok tatlı gözüküyor. Böyle nude tonlarda bir gül kurusu gibi. Bir de Diamond Shine 3D Lip Gloss isimli lip glosslarından aldım. Bunun içerisinde full ışıltılar var. Harika gözüküyor. Şöyle yakından da göstereyim bunu. Almışken yıllar öncesinde bu Golden Rose'un lip glossları vardı biliyorsunuz. Onlardan gördüm. Bu çilekli olanını aldım. Böyle ucu roll-on başlıklı olan. Hatta bunlar BİM'e, A101'e falan da geliyor sık sık. Bir de So Cute isimli bir kaş jeli çıkarmış. Bunun minicik bir boyunu aldım. Gerçekten çok tatlı duruyor. Beğenirsem mutlaka büyük boyunda alırım ama ilk bir deneme için hazır küçük boyda varken bunu denemek istedim. I Heart Evolution'ın yeni çıkan şu Hindistan cevizli far paletini aldım. İsmi neymiş? Tasty Coconut paleti. Ambalajı harika gözüküyor. Hemen içini de göstereyim. Şöyle lila tonlarının da olduğu, böyle şurada mesela bir lime yeşili gibi bir renk var. Onu da çok merak ediyorum. Güzel bir palet gibi gözüküyor. Ah, bunu çok merak ediyorum. I Heart Evolution'ın şöyle yılbaşına özel sanıyorum bunlar çıktı. The Naughty List isimli şöyle bir far paleti. Ya ambalajı o kadar güzel ki gerçekten bayıldım. I Heart Evolution bu ambalaj işini öyle bir yapıyor ki. Şöyle paletin kendisi de böyle karton ambalajda tam kitap gibi duruyor. Harika gözüküyor. Şuna bakar mısınız? O kadar özenli ki içindeki şu jelatininde bile kar taneleri falan var. Renkleri böyle daha doğal tonlarda. Hatta şuradaki birkaç renk şeye çok benziyor. Revolution'ın Forever Flawless serisinde Namaste isimli bir far paleti var ya. Oradaki iki renge çok benzettim. Çok heyecanlıyım bu palet için. Revolution yeni bir seri çıkarmış. Rehab isimli. Böyle mi okunuyor ya? Umarım böyle okunuyordur. Ben bunlardan dudak serumunu aldım. Şöyle bildiğiniz şeffaf renkte bir serummuş. Overnight Lip Serum Lip Mask diyor. Yani böyle gece dudaklarınızda bakım yapan ürünlerden. Bakalım deneyelim gerçekten dudaklara iyi gelecek mi? Biliyorsunuz Revolution'ın yeni saç ürünleri de çıktı. Ben geçenlerde şampuanını almıştım. Bir de böyle duş öncesi uygulanan bir maskesini almıştım. Çok memnun kaldım. Hatta şampuan da bitmek üzere. Bu sefer şu şampuanı denemek istedim. Bondplex şampuan isimli.
4 numarası. Bunların böyle hepsinin sırasıyla satılmasını da seviyorum açıkçası. Aşama aşama böyle sizi yönlendiriyor bu numaralar. Bakalım, bunu da çok merak ediyorum. iHerb'e ulaşılın bir diğer yeni çıkan ürünü de waterproof eyeliner. Yani suya dayanıklı eyeliner'ı. Böyle karpuzluymuş. Tasty Watermelon serisindenmiş. Bayağı merak ediyorum. Ve biliyorsunuz suya dayanıklı ürünleri çok severim. Umarım bu da gerçekten güzel bir eyeliner'dır. Açıkçası kokuyor mu onu da çok merak ediyorum. Artık videoda sizinle birlikte bakacağız. NYX'in bir rujunu aldım. Bu Soft Matte Lip Cream serisi var ya, bu seriye bayılıyorum. Yumuşacıklar gerçekten. Dudakları asla kurutmuyorlar. Bunlardan bir rengini çok beğendim ve ondan aldım. Tuloz isimli bir renk. Böyle buradan koyu gözüktüğüne bakmayın. Aslında swatchlarında bu kadar koyu değildi. Flormar yeni bir kaş ürünü çıkarmış. Brow Up Highlighter isimli. Bu böyle kaş altınızı aydınlatmak için olan bir ürün. Bunu ilk gelince hemen şöyle bir denedim. Gerçekten çok hoş duruyor. Şöyle kalem formunda, uygulaması da gayet rahat. Şöyle hemen şu kısımlara uyguluyorsunuz. Hatta bunu şöyle göz pınarlarına da uygulayabilirsiniz. Burnunuzun üstüne. Hatta şöyle dudak çizgisine de uygulamak çok kolay. Burada ayaküstü de uygulamış olduk. Gerçekten çok beğendim rengini falan da. Ayrıca bayağı da pratik. Yani şöyle çantanızı atıp istediğiniz yerde uygularsınız. Flormar'ın bu yeni çıkan göz kalemlerine aşığım, biliyorsunuz artık. Bunlardan bordo rengini yedekledim indirimde görünce. Çünkü en çok bordo rengini kullanıyorum. Bir de denemediğim bir rengini aldım. 01 Glitzy Brown isimli. Bu böyle diğerlerinden farklı olarak ışıltılı bir renk. Hemen şöyle göstereceğim size. Ve böylelikle bu yeni seride almadığım sadece bir renk kalmış oluyor. O da Onyx rengi. Yani siyah olanı. Flormar'ın daha önceden bu dip liner'ını çok kullanırdım. Yani üniversite zamanlarım bu dip liner'la geçti diyebilirim. Bittikçe yenisini alıyordum, bittikçe yenisini alıyordum. Ve böyle hakimiyeti de kolay geliyordu açıkçası. Ya böyle indirimde yakalayınca tekrar bir denemek istedim. Acaba şu anki zevkime uyuyor mu diye merak ettim. O yüzden bundan aldım. L'Oreal'in Skin Paradise renkli nemlendiricisini çok seviyorum. Fakat benim aldığım rengi yazınki ten rengime göreydi. O yüzden açık bir rengini aldım. Fair 03 rengi. Bakalım nasıl olacak. Umarım bu da çok açık gelmez. Hani bir swatchlara falan baktım ama hiç de emin olamıyorum internetten alınca. Olmadı, o koyu gelen rengiyle karıştırıp kullanırım diye düşünüyorum. Nashita'nın Backstage serisinden bir fırçasını aldım. Yuvarlak yapılı göz fırçası olarak geçiyor. 309 numaraymış. Hakikaten ucu baya baya yuvarlak yani. Ve açıkçası far fırçalarında görmediğim bir boyut. Hani çok büyük diyemeyeceğim fakat çok küçük de değil. Bunun için bayağı heyecanlıyım. Bu Backstage serisi de çok seviliyor. Not'un transparan sabitleme pudrası çıkmış. Bu daha önce var mıydı, yeni mi çıktı bilmiyorum ama benim ilk kez dikkatimi çekti. Blue Light Protection diyor. Yani mavi ışığa karşı da koruma sağlıyormuş. İlginç geldi. Ürünün kendisi bayağı büyük. Yani şöyle göstereyim. Baya baya avucum kadar. Altında aynası ve uygulama süngeri de var. Bu ara pudralarım baya azalıyordu. O yüzden böyle yeni yeni pudralar denemek istedim. MAC'in çok sevilen bir maskarasını aldım ve bunu denedim. Bayıldım arkadaşlar. Şuraya bir yere denediğim halimdeki kirpiklerimin görselini koyacağım. Ya bu nasıl bir uzatmadır, nasıl bir hacim vermedir? Gerçekten inanamadım. In Extreme Dimension 3D Black Lash isimli bu maskarası. Ya denemediyseniz kesinlikle deneyin. Fiyatını var ya, gerçekten hak ediyor. Zaten eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle plastik uçlu bir fırçası var. Kirpikleri çok güzel kavruyor ve anında yukarı kaldırıyor. Gerçekten çok çok beğendim. Ve simsiyahlı bir maskara. Sephora'dan çok merak ettiğim iki ürün aldım. Natasha Denona'nın far paletlerini bir denemek istiyordum. Evet çok pahalılar ama özellikle bu mini lamp paletinin geldiğini görünce dayanamadım. Renkleri tam benim sevdiğim tonlarda. Günlük makyajımda kullandığım renkler bunlar. Çok tatlı görünüyorlar. Şuradaki renk diokrom bir renk bu arada. Oradan belli oluyor mu bilemiyorum ama çok güzel duruyor. Böyle bronzumsu, pembemsi, gül kurusumsu bir renkler falan. Bir de yine Natasha Denona'nın Bronze and Glow isimli bronzer ve highlighter paletini aldım. Ya daha doğrusu bu bronzer olarak geçmiyormuş. Allık olarak kullanılıyormuş diye duydum videolarda.
şöyle bayağı küçücük bir palet. Bu kısmında aydınlatıcısı var. Bu kısmında da işte allık ya da hani bronzumsu allık olarak kullanabileceğiniz rengi var. Bakalım nasıl. Daha hiç dokunmadım bu arada. Ambalajları çok hoş. Hafifler ve mıknatıslılar. Nipenfeb'in salisilik asitli serisi var ya, onda yeni bir ürün gelmiş. Salisilik asitli kil maskesi. Şu şekilde. Bundan iki kutu aldım. Bir tanesini açtım, kullanıyorum. 3 defa kullanma fırsatım oldu. Ve gerçekten beğendim. Eğer cildiniz çok hassas değilse bence seveceksinizdir. Öyle bildiğimiz kil maskeleri gibi böyle ciltte birden fazla kuruluk yaratmıyor. Dokusu birazcık daha kremsi formda. Hatta yıkarken bile o kremsi formunu hissediyorsunuz. Ama ilk uygularken kımıl kımıl bir şeyler hissediyorsunuz. O yüzden diyorum, eğer cildiniz çok hassas değilse bakın diye. Zaten salisilik asitli toniğini ve yüz yıkama jelini oldukça seviyordum, beğeniyordum. O yüzden bundan da memnun kalacağımı düşünüyordum ve öyle oldu. Cosmed'in Day to Day Vanilla Nem maskesinden aldım. Şu şekilde. Bu ara kış aylarına yaklaşırken cildim bir değişik oldu. Normalde böyle ekstra kuruluklar yaşamazdım ama yaşamaya başladım. Bunlar şu şekilde küçük küçük paketler halinde. Henüz daha hiç denemedim. Deneyince yine sizi güncelleyeceğim. Bu arada burnum iyice tıkanıyor ürünlerin tozlarından, bir şeylerden. Diaderm'in bir toniğini aldım. Böyle bir hani özelliksiz bir tonik istedim. Daha doğrusu özelliksiz derken, işte mesela asitler kullandığımda hani içeriğinde herhangi bir asit olmayan, herhangi bir zıt bir bileşenin olmadığı güvenli bir tonik istiyordum. Uygun da fiyatlı olsun istiyordum. Ben de bunu aldım. Yatıştırıcı, cilt tonunu eşitleyen, nemlendirici, kuru ve hassas ciltler için olan bir tonikmiş. Bu arada %84 de doğal kaynaklı içerikler varmış. Daha hiç kullanmadım henüz. Ve son olarak bir de çok sevdiğim bu maskeyi stokladım arkadaşlar. Biraz fazla fazla aldım ama çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Uygun da fiyata düşünce almak istedim. Bunlar Watsons'ın Spa Warm Eye Mask isimli şöyle göz maskeleri. Tam olarak şu görseldekiler gibi bu arada şekli. Bunlar böyle gözaltı maskesi falan değil. Böyle kulaklarınızdan geçiriyorsunuz. Tüm gözünüzü kaplıyor. Gözlerinize müthiş bir ısı veriyor. Böyle bir dinlendirme yok. Özellikle böyle uykuya dalmakta sıkıntı çekiyorsanız o zamanlar kullanabilirsiniz. Başınız ağrıyorsa, gözleriniz ağrıyorsa, bir böyle dinlenmeye ihtiyacınız varsa bunlardan tavsiye ederim kesinlikle. Ve benim alışverişim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Siz son zamanlarda neler aldınız indirimlerden veya neler almayı planlıyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşalım, mutlaka merak ediyorum. Ve videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu olurum. Oradan daha böyle sıkı iletişimde olabiliyoruz. Ve hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.